atölyeyi şöyle düşünüyorum aslında hep. Dünya üzerinde sadece bana ait olan tek yer. Dolayısıyla her gün sabah erken saatte koşarak atölyeye gidip heyecanla çalışıp sonra zaman nasıl geçtiğini anlamadığım bir yer aslında benim için. Kendi kendime kaldığım, kendi kafamı dinlediğim, biraz dışarıdan soyutlandığım bir yer atölye. Aslında ben dinginliği seviyorum, sakin olmayı seviyorum. Suadiye de biraz öyle bir yer. İstanbul'un o koşturmasından, telaşından uzakta dingin bir yer. Evime yakın, köpeğimle yürüyerek gidiyorum, bisikletle gidiyorum falan. Hani böyle bir sakin bir hayat yaşayabildiğim bir yerde. Bunu tercih ettim. Çok da memnunum orada olmaktan açıkçası. ...1984 yılında Gölcük'te doğdum. Değirmendere'de küçük bir sahil kasabasında büyüdüm. 15 yaşıma kadar da tek çocuk olarak büyüdüm. 15 yaşında kardeşim oldu. Bu sayede hem tek olmayı hem bir kardeşle yaşamayı deneyimlemiş oldum aslında. Babam askerdi, denizaltıcıydı ve o işinden dolayı sürekli şehir dışına, yurt dışına çıkması gerekiyordu. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Erken çocukluk dönemimi annemle baş başa geçirdiğimi veya annemle birlikte anneannemin, dedemin evinde geçirdiğimi düşünüyorum. Bu da bir çocuk olarak aslında böyle sıcak bir ortam olmuş oluyor. İlgi benim üstümde, işte anneanneler, dedeler falan böyle tatlı sıcak bir ortamda büyüdüm. Bunun avantajları da oldu hayatımda çok fazla. Bütün çocukluğumu dışarıda özgürce geçirdiğimi hatırlıyorum. İşte paten kayıp bisiklete bindiğimi, akşam geç saatlere kadar sokakta oynadığımı hatırlıyorum. Bunun bir çocuğun gelişiminde olumlu etkileri olduğuna inanıyorum. Bugün şehirde yaşayan çocukların bu kadar şanslı olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda çok eliyle bir şeyler yapmayı da seven bir çocuktum. Bugün bu... Yani benimle aynı işi yapan insanların hepsinin ortak hikayesidir aslında. Çocukluğunda böyle şeyler yaptığıyla ilgili hikayeler vardır. Oyuncaklarla oynamanın yanı sıra bir de onlara oyun hamurlarıyla eşyalar yapar veya işte kıyafetler dikerdim kumaşlarla. Bunun da bugüne aslında bir referans olduğunu düşünüyorum. Seramik dediğimiz malzeme aslında bildiğimiz kil ve toprak. Şekil verilebilen plastik bir malzeme. Belli aşamalardan geçtikten sonra pişiriliyor. Yani öncelikle kuruması gerekiyor, içindeki nemi salması gerekiyor. Bunun ardından çeşitli rötuşlama işlemlerinden geçiyor ve biz bunu pişiriyoruz. 950-1040 gibi küçük derecelerde. Bu derecelerde piştikten sonra taşlaşıyor ve sertleşiyor. Seramik dediğimiz halini alıyor. Bu süreçlerin hepsinden geçerken yaptığımız işin kırılmamış olmasını, çatlamamış olmasını umut ediyoruz. Mesleki ustalık bunun bir yerine kadar aslında ama bazen hava şartlarıydı veya işte kötü giden şeyler sebebiyle de kötü aksilikler yaşayabiliyoruz. Daha kötüsü tabii iş bittikten sonra kırılması oluyor. Dolayısıyla o duvara asana kadar bir sergide veya bir alanda işi rahat nefes alamadığımızı biliyorum. Bu süreç hep bir sürprizlerle gidiyor. İzleyici olarak da seramiği bir malzeme olarak düşündüğümüzde yine çok geleneksel Çin'i bir panoda da görebiliyoruz. Çağdaş bir heykelde de seramiği malzeme olarak görebiliyoruz. İşte bir kavramsal bir işte bir yerleştirmede de seramik işler görebiliyoruz. Dolayısıyla hep bize sürprizlerle karşımıza çıkan bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Düşük derecede pişirdiğimiz seramik çamurunu aslında çok uzun yıllardır işlerimde kullanmıyorum. Çünkü genellikle benim çalışmalarımda çok fazla detayların olduğunu, çok fazla küçük ince ayrıntıların olduğunu görebilirsiniz. Bu incelikler veya milim farklılıklar, ebatlar çok önemli benim işlerimde. Bu yüzden daha detayları görebildiğimiz bir malzeme olan porselenle çalışmayı tercih ediyorum. Porselen seramiğe göre daha yüksek derecede pişebilen, dolayısıyla daha sertleşip sıkılaşabilen bir malzeme. Ama kullanım prosesi aşağı yukarı aynı aslında şekillendirme yöntemleri olarak. Seramikle çalışırken yaptığımız işleri bir şekilde fırınlıyoruz kuruduktan sonra ve ardından sırlıyoruz önce de bahsettiğim gibi. Bu sır dediğimiz şey seramiğe hem sağlamlık veriyor, hem parlaklık veriyor,
hem de bugün aslında en kabaca tabir edebileceğimiz, renklendirebildiğimiz ve süsleyebildiğimiz kısım oluyor. Benim işlerimde bu öğeler olmadığı için, renkler olmadığı için sır çok fazla yer bulamıyor çalışmalarımda. Porselenle çalışıp porselenin kendini pigmentlerle renklendirmeyi tercih ediyorum. Yani ham görüntüyü ve mat renkleri kullanmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra lüster dediğimiz, yani sır üstü bir malzemedir bu da. Sırlarız, seramiği pişiririz ve sonrasında lüster dediğimiz, içeriğinde gerçekten belli oranlarda altın olan boyalarla tekrar renklendirerek fırınlarız. Bu aşamayı kullanıyorum. Yani lüster için sadece sır yapıyorum ve ham porselen parçaları kullanıyorum. ...2003 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünü kazandım. Okula başladığım zaman tam olarak ne yapacağımı bilemiyordum aslında. Ve okulun ilk seneleri de benim için çok kolay geçmedi. Alışmam biraz zaman aldı. Aynı zamanda o zamanlar tabii gençken de bence biraz. Ödev olarak bir fikir üretebilme fikri bana biraz itici geliyordu ve buna biraz karşı çıkıyordum herhalde. Okulu birkaç defa bırakma dönemim oldu. 3 kere okulu bıraktım ama sonrasında geri döndüm. 3. sınıfın yazında bizden zorunlu bir staj talepleri oldu okulun. Çok tesadüfi bir hikayeyle İstanbul'a geldim ve Birsen Canbaz'ın atölyesinde staja başladım o zaman. Atölyeye gittiğim zaman çok iyi bir enerjiyle üreten ve yaptığı işi çok sevgiyle yapan birini gördüm. Ve bundan çok etkilendiğimi hatırlıyorum. O günü hatırlıyorum, ne hissettiğimi hatırlıyorum. Ve o staj süresince tekrar seramiği sevdim diyebilirim. Yani o benim hayatımda bir kırılma noktasıdır belki o dönem. Onun sonrasında okula tekrar döndüğümde dedim ki bu bir basamak aslında benim için ve bu basamağa geçmem gerekiyor ve benim tekrar o kendi mutlu alanımı yaratmam gerekiyor. Tekrar severek bir şeyler üretmek için. Ve bütün derslerimi toparladığım son bir senede işte bütün odama post-itlere motivasyon dolu sözcükler yazıp okulu ve dersleri vermeye çalıştım. Bitirme ödevimi hatırlıyorum. O okul sınırlarında bence ödev olarak yani ilk defa hissederek yaptığım işti belki benim için. Sonrasında zaten Koç Müzesi'ne alındı. Şu an hala orada sergileniyor o iş. Deniz kirliliğiyle alakalı bir çalışmaydı. Bayağı da araştırma yapmıştım o konuda aslında. Bir balıkçının denizden çektiği ağında neler çıkabileceğiyle gelecekte ilgili bir şeydi. İşte bir şekilde deforme olmuş hayvanlar ve işte ölmüş canlılar ve atıklar, kirler, çöpler vardı. Raku dediğimiz seramikte bir teknikle pişirmiştim onu. O bir Japon tekniğidir aslında ve çok isli, oksitlenmiş bir şekilde çıkmasını sağlar seramiklerin. Bununla da bir işte o isli ve işte şeyli görüntüyle o atıklara bir gönderme yapmıştım. Yılında ilk sergimi yapmıştım, Buradasın. Bu sergide bir yemek sofrası kurmuştuk ve bu sofrada porselen tabaklar vardı. Tabakların içinde insan organları vardı ve tabağın belli yerlerine küçük sinekler ilişmişti. Bu sinekleri aslında o serginin o kavram içerisinde çürümeyle, hani o kokuşmayla ilintili olarak kullanmıştım. Ama sonrasında şu fikirden çok hoşlandım aslında. Bunların hepsi küçük birer heykellerdi. Ve biz hep heykeli bir şeyi onurlandırmak için ve işte onu yüceltmek için yaparız. Ama bu bir sinek heykeliydi. Sonrasında İstila serisi çıktı aslında ortaya. İstila serisindeki porselen sineklerimi ürettikten sonra bunların değerli olduklarını vurgulamak için onları altınladım. Aslında buna lüster diyoruz biz teknik olarak.
Yaptığımız porselen veya seramik parçaları sırlayarak üzerlerine lüster sürüyoruz. Ve bunların içeriğinde belli oranda gerçekten altın bulunuyor. Burada gerçekten bunun değerli olduğunu ve buna değer, heykelini yapmaya değer bir şey olduğunu aslında vurgulamaya çalıştım. Buradaki sineklerde de bazı parçalarda da aynayla birlikte kullandım bunları. Aynanın amacı, çünkü bu seride hep çokluğa bir vurgu vardı. Bu sineklerin birden binleşmesiyle ilgili bir hikaye vardı aslında. Aynayla bunu desteklemek istedim. Bu seride birkaç parça aynayla çalıştığım işler de var. Aynı zamanda camları iç içe katmanlar halinde kullanarak derinlik vermeye çalıştım. Yine bu sürleşmeyi daha iyi vurgulayabilmek için. Bu serideki işlerde sadece beyaz, altın, bakır ve platin kullandım. Altın, bakır ve platin zaten üç metali yine bu değerlilik vurgusuyla ilgili kullanmıştım. Beyaz da porselenin steril, en bildiğimiz parlak, temiz halidir aslında. Buradaki tezatı da biraz vurgulamak istemiştim. Çünkü porselen denildiği zaman, seramik denildiği zaman aklımıza hep steril şeyler gelir. Ama sinekler gelmez gibi. Bembeyaz, parlak, sırlanmış, tertemiz sinekler yapmak istedim porselenden. O yüzden sadece bu renkleri kullandım. Bu sergi sürecinde de 15 bin tane porselen sinek ürettim. Bu sırada aslında çok şöyle soru aldım. Kalıpla mı ürettin, hangi kalıpla işte çalıştın falan gibi. Aslında bunların hepsi tek tek elle üretildi porselen parçalarım. Tabii şurada şunu söylemiyorum. Buradaki süreçte bir anlamı yok bunun tek tek elle üretilmiş olmasının. Sanatsal olarak bir şey ifade etmiyor bence. Ama bu sürecin bütünü bence bu işi tamamlıyor. Ben de bu malzemeyle çalışmayı seven bir sanatçı olduğum için onları tek tek yapmaktan haz aldım. Ve bu hazın da serginin bir parçası olarak izleyici tarafından görülmesini istedim. 2016 yılında bir sürü sergisini yaptık PG Art Galeri'de, Çukurcuma'daki mekandaki ilk sergiydi. Orada sergilendi ilk defa ve sonrasında birçok koleksiyona girdi tabii. Seramik malzemeden hem galeri boyutunda hem sanatçı boyutunda biraz çekinildiğini düşünüyorum ve böyle gözlemliyorum. Çağdaş sanat platformlarında seramiğin çok sergilenmediğini gördük şimdiye kadar aslında. Çünkü seramiğin dekoratif bir algısı vardı ve hep çekiniyorlardı onu sergilemekten. Sanatçılar da seramik yerine farklı disiplinlere yönelerek başka alanlarda işler çıkartmayı daha belki de garantili buluyor olabilirler. Bu yüzden seramik çok fazla görülmedi ama son zamanlara baktığımız zaman yarışmalara, işte Mamut'a bakıyoruz, Beyz'e bakıyoruz bugün. Seramikle katılan çok fazla sanatçı var ve çok fazla bu teknikle üretilen işler ön planda. Bu bence umut verici ve bu duvarın da kırıldığını gösteriyor bana kalırsa. Anlamın kalıcı kırılganlığı da porselen parçalarla bir araya getirdiğim zincirlerden oluşuyor aslında. Bu seride bence malzeme fikri oluşturuyor birazcık da böyle bir seri. Metrelerce yapılmış bir zincir var aslında. Yine porselen bir zincir. Tek tek elle şekillendirilmiş parça parça. Ve sonra bölünerek çerçeveye iliştirdim bunu. Üstünü kapatmadığım ve camla korumadığım ilk işim aslında bu porselen olup da. Biraz burada konu malzeme aslında. Malzeme ve zincir fikrinin tezatlığı, yani porselenin kırılganlığıyla zincirin tezatlığını ele almıştım. Geçtiğimiz sene Kozmos sergisinde sergiledik. Thank you.
kendi sanatçı olarak tanımlıyorum. Sanat yaptığımı ve bir fikri ortaya koyduğumu düşünüyorum. Benim bildiğim dil bu. Seramik malzeme olarak kullanıyorum ve onu malzeme olarak görüyorum sadece. Bunun diğer boyutlarıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Bu malzemeyi kullanmayı biliyorum ve fikirlerimi bununla ortaya çıkartabiliyorum. Dolayısıyla buna malzeme diye tanımlamayı tercih ediyorum. İşlerimin gidişatına göre malzemeyi de özgürce seçmeye devam edeceğim ve ona göre kullanmaya devam edeceğim. Bugün çok küçük ve detaylı işler çalıştığım için porseleni tercih ediyorum ama yarın farklı bir şey hayal edebilirim ve bunun için farklı bir malzeme kullanmam gerekebilir. Bu seramik olabilir, çimento olabilir, bambaşka bir şey olabilir. Onlara yönelebilirim. Yaptığım işler aslında çok fazla detaylı ve ince, sivri parçaları olan işler olduğu için onları hep kapatma gereği duyuyorum, korumaya çalışıyorum. İşte cam üfletiyorum, çerçevenin içine koyuyorum gibi. Ama şu an içimde şöyle bir istek var. Bunları çıplak olarak sergilemek istiyorum. İnsanların direkt temas kurabildiği düzeyde olsunlar istiyorum. Bunu porselenle veya seramikle yapmak çok zor veya tabii ki mümkün ama benim onu koruma isteğimin önüne geçemiyorum bir şekilde. Dolayısıyla yeni bir malzeme arayışı içine girdim bu dönemde. Şu an yeni sergim için epoksi hamuruyla da çalıştığım işlerim olacak. Ve bunları üzerine cam koymadan çıplak bir şekilde sergilemeyi planlıyorum ki kırılma risklerinin de önüne geçmek için ve direkt izleyiciyle temas kurabilmeleri için. Seramik geleneksel bir malzeme aslında ama teknolojinin gelişimiyle birlikte o da paralel olarak kendi içinde gelişimler gösteriyor. Bugün dijital çağda bunu seramikle bir arada kullanan sanatçılar var ama ben bu işin üretim kısmından da çok haz alan bir sanatçıyım. Dolayısıyla bunlar çok bir taraftan imrenmekle birlikte aslında bir taraftan kendi üretimimde kullanmaya gayret etmiyorum belki de. Çünkü en ilkel, en geleneksel yöntemlerle atölyemde sakin bir şekilde o üretim sürecini yaşamayı seviyorum. Temasta bir sürü dudak figürü görürsünüz yan yana. Bunların hepsi dudak aslında bizim parmak izi gibi çok kişisel bir dokumuzdur ve insanı ayrıştırıcı bir lekesidir, izidir, dokusudur. Bir dişçi malzemesi olan kalıpla çalıştım. 12 farklı kişiye farklı pozlar vermelerini istedim. Aslında en çok dudak dokularını görebileceğim pozları benim işime yarıyordu ama kimisi daha hareketli, kimisi daha sabit durduğu için değişken oldu pozları da. Bir yarım saat kadar bekleme süresiyle donduruyorum alçıyı dudaklarında ve sonra porselenle bir araya getirip bu formları oluşturuyorum. Sonra da dudaklarla yine ufak ebatlardaki sinekleri bir araya getirdim, altın sinekleri. Bu da aslında kim olursak olalım o sona gelindiğiyle ilgili bir hikayeydi, ilintiliydi. Sineklerin çürümeyle ve yok oluşla simgelemek istedim ve dudaklarına o sinekleri kondurdum. Buradaki temas kelimesi de aslında bu 12 farklı insanın birbirinden habersiz birbiriyle olan teması, buradaki ilişkisi ve sineklerin onlara teması olarak kurguladım. Ben kendi açımdan baktığım zaman aslında şöyle bir idealim yok. Bir kuralı uygulayacağım veya şöyle bir idealim de yok. Bir kuralı yıkacağım. Aslında sadece ilerliyorum. Yani aklımda yapmak istediğim şeyler var ve bunları hayata geçiriyorum. Bunu yaparken bir kuralı yıktığımı düşünmüyorum veya bir kuralı uyguladığımı da düşünmüyorum. Doğal akışında ilerlediğini düşünüyorum. Bana göre normal olan bu gibi geliyor ama sanatçının
kendi dünyasına göre de değişken bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Aslında işlerime baktığımız zaman doğadan fazlasıyla ilham aldığımı, canlılardan, canlı bedenlerinden ve onları ayırt eden özelliklerinden ilham aldığımı, işlerime en çok yansıyan bu öğeler olduğunu görebiliyoruz aslında. Ama bir sanatçı olarak beni en çok besleyen şeyin ne olduğunu düşündüğüm zaman başka sanatçılar tarafından cesaretle üretilmiş şeyler olduğuna inanıyorum, böyle olduğunu biliyorum. Herhangi bir dalda, herhangi bir disiplinde başka bir iş olabilir bu. Bir roman da olabilir, bir film de olabilir ama birinin heyecan duyarak bir şeyi yaptığına ve bunu cesaretle ortaya koyduğunu görmek bana yeni şeyler üretmekle ilgili hep cesaret veriyor ve üretme azmi veriyor. Çünkü bazen şöyle hissediyorum, atölyemde bir üretimin ortasındayken veya bir düşünce sürecinin ortasındayken hep diyorum ki neden yapıyorum bunu? Veya bunu yapmalı mıyım, bunu durdurmalı mıyım burada acaba diye düşünüyorum. Böyle anlarda her zaman benim için bir itici güç oluyor bunlar. Mesela bir sergiye hazırlanırken bir diziye başladığımı hatırlıyorum. Hannibal'ı izliyordum ve Damon Hirst'le işbirliğiyle yapmışlardı birçok sahnesinin kurgusunu orada. O sahnelerden çok etkilendiğimi ve işime farklı bir gözle bakmama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Böyle çok etkisi olan yapım var hayatımda. Yakın gelecekte PG Art Galeri'de yine üçüncü kişisel sergim olacak. Habitat serisiyle yapacağız sergiyi. Serginin ismi de Habitat olacak. Contemporary İstanbul'da ilk defa sergilemiştik onları. Porselenden dokular içeren bir seri aslında bu. Porseleni siyah pigmentle renklendirerek çalıştım ve beyaz porselenle çalıştım aslında. Bu işlerde yine sır veya lüster gibi herhangi bir artı renk yok. Bunun sebebi de çok fazla doku yoğunluğunun olması ve bu dokuların tek tek işleniyor olması. Sır veya boya bir katman oluşturarak dokular arasındaki o milim farklar bile çok önemli olduğu için derinliklerinde. Onu örtüsünler veya kapatsınlar istemedim. O yüzden ham ve çıplak kalmalarını istedim. Ve bu habitat kavramını daha çok oturtmak için bunlar için özel camlar üflettirdim. Bunların hepsi böyle amorf formlar aslında. Hani klasik bir cam küre gibi değiller. Buradaki yaşam alanı tasvirini biraz daha desteklemek istedim bununla. Böyle bir baloncuk gibi sanki havayı çevreleyen bir şey olsun istedim. Ve bunları bu şekilde camlarla kapattım. Geleneksel bakış açısında aslında ön planda olan, önde tutulmak istenen form arayışı vardır. Ve bunun yanında bir ustalık, malzemeyi işlerkenki ustalığı göstermekte bir öncelik vardır. Ben kendi işlerimi üretirken aslında bu ikisini de bir amaç olarak görmüyorum. Yani izleyicinin bunu görsel olarak güzel bulması veya teknik olarak bunu ne kadar iyi yaptığımın görülebiliyor olması benim için öncelikli olarak anlatmak istediğim şeyler arasında değil. Daha bir fikirden yola çıkarak çalışıyorum ve bu fikri ortaya koymaya çalışıyorum. Hatta bunun tam aksi olarak izleyicinin işi gördüğü zaman bundan huzursuz olduğu ile ilgili, rahatsız olduğu ile ilgili yorumlar duyduğum zaman bu beni daha tatmin ediyor. Bu noktada ayrıldığımı düşünüyorum geleneksel işlerle. Yolun kendisi bir yere varmaktan daha güzel aslında. Ben de bu yolda öğrendiklerimi bu topraklarda beslenen bir sanatçı olarak geleneksel bir malzeme ile çağdaş bir dilde aktarmaya çalışıyorum.